Kerebiç tatlısı. 1 adet yumurta, 125 gram tereyağı, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 kahve fincanı pudra şekeri, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. İçi için 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı antep fıstığı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tarçın. Kreması için 1 paket krem şanti, 1 çay bardağı süt, 1 paket labne peyniri. Güne tatlıyla başlıyoruz efendim. Kerebiç tatlısı yapacağız. Mersin tatlısı. Evet. Değişik bir tatlı. Evet. Ama biz daha da değiştirdik. Şimdi nereden başlayalım? Tereyağını eritelim. Eritelim mi? Tamam. İriye dursun. Başka varsa ekleyeceğimiz onları ekleyebiliriz bir anda. Bayağı da bol malzemesi varmış. Çok sık yapar mısın tatlı? Kız kısmetlisin. Taştı vallahi. Leyla Hanımcığım. Kesin misafir getireceksin sen bize. İnşallah. Var mı öyle bir ihtimal ha? Vardır. Benim olduğum yerde bereket olur. Olur mu? Olur. Bazı insanlar öyledir ya. Ben de mesela bir mağaza girerim, peşimden dolar mağaza. Ama bu meşhur olmadan önce de öyleydi. Hani o anlamda söylemiyorum tabii. Bir tatlı sütümüz, yağımız tamam. Şöyle o zaman hem margarin eritiyoruz, pardon tereyağını eritiyoruz hem de ayçiçek yağı ekliyoruz. İkisi birden olacak. Evet. O nedir? Mahlep. Mahlep. Ay çok olmazsa güzel kokuyor. Olmazı. Değil mi? Bunun olmazsa olmaz mahlep mi? Evet. Çok güzel kokuyor mahlepte ya. Başka ne koydun? Kabartma tozu, mahlep. Tamam. Pudra şekeri. Pudra şekerine. Bir tane yumurta. Bir yumurta. Şimdi tereyağımız eriyecek. Tamam. Biraz peki bunun sıcak olması sıkıntı var mı? Biraz ılıtacağız. Nasıl geçiyor vakit bu arada? Neler yapıyorsun? Çalışıyorum. Yoğun musun? Ne yoğunum, iş yapıyorsun? Çok yoğunum. Ev işi yapıyorum. Ev işi. Ay zordur ev işi kız. Evet. Vallahi zor. Ama şey devamlı olduğun bir yer var mı? İki değişiyor gün bir yer, mu? İki gün bir yer. Bir gün bir yer, bir gün bir yer. Hiç boş günü yok mu? Yok, altı günüm full dolu. Valla. Ama seni tutan da hiç bırakmıyordur. Yok, kesinlikle. Kaç yıldır var gittiğin yerler? 9 yıldır, 10 gerçekten. Yıldır. Evet. Bu ne kadar önemli ama biliyorsun değil evet, mi? Yani evet. Sen evin bir ferdisin ve seni asla bırakmak ben istemezler evin eminim. Değil mi? Genelde o öyle oluyor. Bir de hele evde çocuk mucuk varsa onlar da çok seviyor abla abla diye. Aynen. Değil mi? Hiç çocuklar böyle bırakmak istemezler. Açıyor. Evet. Yemek yapıyor musun? Yapıyorum. Neler var? Mesela gittiğin yerde atıyorum. Mesela temizliğini falan bitirdin, ev işi bitti. Çocuklar mesela gelmeden böyle bir parça yemek, falan. Evleri derleyip topluyorum. İşte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Evin hanımı belirler. Sebze yemekli, et yemeği ne olacaksa belirler. Sabahtan bütün işlerim, makineleri çalıştıktan sonra yemekleri pişiririm. Ondan sonra temizliğe başlarım. Zaten iki gün gittiğim yerde bir gün ütü, bir gün yemek temizlik. Tabii, ütü de vakit bir gün büyük ya. Temizlik. Öyle. Ama bunu kendi kendine koordine etmek çok önemli. Saat ekranı gibi döner benim işim. Vallahi ne güzel. Yani. İyisin o zaman işinde. İyiyimdir. Ekleyeyim mi? Biraz bekleyeyim mi? Biraz bekleyelim. Onun zaman bir kaba alayım da birazcık soğusun. Şu çok sıcaklığı gitsin. Şunu aktarabilirim. Niye biliyor musun? Çünkü mesela evin hanımı da sana emanet ediyor evi. Evet. Sen diyor evet. Ben karışmayacağım. Mesela ben öyle diyorum. Hani olduğu zaman böyle hani. Sen kafana göre yap ama kendine bir plan belirle. Evin sahibi evde olmuyor ki beni görsün. O işin sorumluluğu bana tabii. Aittir yani. Güvenmek de lazım değil mi? Güven çok önemlidir zaten karşılıklı. Zaten bu iş karşılıklıdır Pelin Hanım. Tabii. Yani. Kendi evinmiş gibi temizliyor bakıyor olman lazım. Yoksa tabii onu canım iş gözüyle yani. Bakarsan. Orada ben ekmek yiyorum. Evime tabii. Ekmek götürüyorum yani. Orada bir şey yok yani. Kullandığım deterjanın hesabını bile ben vereceğim yani. Tabii. Bana da bazen deterjan bitti diyorlar. Ya ne ara bitti diyorum. Yok ben çok idareliyimdir o konuda. Ay ne güzel. Ne güzel. Aman işin gücün rast gitsin. İnşallah. Şöyle birazcık bir soğusun. İlk sıcaklığını alalım. Çünkü içinde yumurta var ya aslında onu pişirmemek bence amaç. Biraz daha soğusun diye. İstersen ben yavaş yavaş dökeyim. Şöyle. Şuradan ekliyorum. Ilıta ılıta. İstersen bir kaşık da verebilirim başta. Yok. Ilıdı yok yanmayacak. Ütü nasıl? Güzeldir. Valla. Ütü de çok güzel önemlidir çok benim zor. İçin yani. Ütünün markası şeyi de çok önemlidir yani ütü yaparken. Ha valla. Yani tam, buharlı kazanlı mı kullanıyorsun değil mi? Onlar güzel. Son trendler falan. Ya ben de ütü en sevmediğim, beceremediğim şey. Benim eşim de ütü konusunda takık. O gömlekler jilet gibi olacak istiyor. Ben de hiç beceremem. Ama işte becerini de bulmak zor. Onu buldum hiç bırakmayacağız zaten. Zaten bu işin dört dörtlüğü yok. Herkes
tabii birbirini mutlaka atıyorum yani. Yani ben senin işini beğenirdim, sen benim evimi beğenmeyebilirsin ama. Bir unuttuğum evet. bir şey olabiliyor. Hepimiz insanız evet. yani. Ama güven önemli işte. O güven çok önemli zaten. Hele ki çocuklu evlerde daha da önemli. Yani evet. çoluğun çocuğunu emanet ettiğin zaman. Şimdi irmiği koyuyoruz. Ben ekleyeyim istersen. Senin elin yağlı çünkü. Şöyle yapalım. Hepsini ekleyeyim mi? Evet. Hepsini ekledim. İrmiğimizi onu ekledik. Da ekliyoruz. Dur yer değiştirelim o zaman. Ben bu tarafına geçeyim şöyle. Unumuzu da ekliyoruz. Hepsini ekliyorum gene. Evet. Şöyle. Yetmesi biraz daha alabilecek. Tamam. Kız vallahi misafir var. Ben diyorum size. Kimi çağırdın peşinden acaba? Hiç ha? Kimseyi çağırmadım. Ne dersin? Hiç kimsem yok İstanbul'da. Kesin bilir gelecek. Yok mu hiç akraba burada? Var. Var mı? Antalya'da da kuzen vardır. Kuzen var, Antalya'da var. Mersin'de de Mersin'den hala vardır zaten. Daha çok. Biraz daha onu daha geçeyim. Tamam, o zaman ben şuradan birazcık un daha alayım. O kadar daha alabiliriz. Bir bu kadar daha, tamam. Hemen alıyorum. Biraz daha böyle bir kıyır kıyır bir hal olacak gibi hissediyorum. Ama burada olmazsa olmaz galiba mahlep, değil mi? Evet. Çok da güzel kokuyor. Böyle salep gibi kokusu var. Salep içinde mahlep mi var? Hiç bilmiyorum. Salep de böyle kokuyor çünkü sanki. Biraz daha alabilir miyim benim? Veriyorum. Şöyle. Hatta şunu da alacak galiba. Yeter. Şimdi aldığı kadar un diyoruz işte hep bundan diyoruz. Çünkü ne kadar olduğunu kestirmek zor oluyor. Yağın, yumurtanın büyüklüğü, kıvamı her şeyi değiştiriyor burada. Hemen rondomuzu alalım şuradan. Heh, orada alabilirsin. Şöyle. İkisini birden birlikte mi kıyıyorsun? Şunu yok, kapatayım mı? Ayrı ayrı. Ayrı ayrı kıyacağız. Peki ikisi de olmak zorunda mı? Normal orijinali öyle mi? Evet. İkisi de var ama ayrı ayrı kıyıyoruz. Ayrı ayrı. İyi bence. İyi mi? Hı-hı. Un ufak yapmıyorsun o zaman. Biraz evet. daha böyle dişe gelecek şekilde. Şöyle yapalım. Şimdi bunu koyalım. Antep fıstığını da tamam. çekelim. Bunun içerisine tarçın ile var veriyoruz. Antep fıstığına etmiyoruz ama tarçın. Ha sadece buna tarçın ekleyeceğiz. Evet. Tamam. Tarçın şunu ekleyeyim mi? Ekleyebiliriz. Çok ama. Çok. Biraz ekleyeyim şöyle. İyi. Cevize tarçın ekledik. Evet. Biraz böyle gene irili ufaklı kaldı. Ceviz eklemiştik. Cevize pardon tarçın eklemiştik. Şekerimiz nerede? Şekerim, ne kadar toz şeker? 2 yemek kaşığı kadar. Şöyle o zaman şuradan ölçüp ekleyelim onu da. Yani 1 yemek kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı toz şeker gibi. Şöyle. Antep fıstığına hiçbir şey eklemiyorum. Ha onu zaten kendi lezzeti yeter diyorsun. Ona hiç gerek kalmadı. Onu da arkaya attım. Şimdi. Yapmaya başlıyorum. Aa, o zaman şey sonra, o en son kısmı. Bu fırında pişecek, ondan evet, sonra mı yapacağız? Evet. Tamam. Nasıl şekil veriyorsun bakalım. İçli köfte yapar gibi sanki evet, değil mi? Biraz aynen, ona benziyor aynen. şeyi. Zaten içli köfte de Arap kültüründen geldiği için bu da Arap kültüründen ha. geliyor. Mersin'in zaten İlginç. Bir Arap kültürü vardır. Başka yerde hiç yaşadın mı? Yok. Mersin, Antalya, Antalya. Mersin. Antalya niye gitti? Abimler profesyonel aşçı Antalya'da. Öyle mi? Anlatsana biraz. Nerede, ne yapıyorlar? Oteldeler mi? Oteldeyse. Antalya olunca genelde evet, otellerde, otellerde oluyor çünkü. Profesyonel aşçı başı. Bir kardeşim İngiltere'de aşçı, profesyonel. O da mı aşçı? Aa, süpersin. Tane, ailede var yemek şey o zaman. Aynen. İki tane yeğenim. Onlar da yurt dışındalar, aşçılar. Ne güzel. İyi, yurt dışına da gitmiş, açılmışlar. Evet. Herkes işinde gücünde. O zaman iki erkek bir kızsınız siz. İki kız iki erkek. İki kız. Ha bir tane daha kız var. Ablam o ne yapıyor? Var. Ablam da benim gibi aynı. O da çok becerikli birisidir. Ne güzel. Ailede var bir hamaratlık. Genlerden geliyor. Genlerde var. İyi süper. Onlar neredeler? Kız kardeşin? O da Antalya'da. Pardon ablan. O da Antalya'da. Antalya'da. İyi mi var? Yalnız iyisin orada. Yok değilim. Ya şimdi çocuk okutunca falan tek başına insan ablam zor oluyor ama... Şimdi... Allah'tan var birileri. O verdi sabahleyin okula. Değil mi? Akşam olmadı. Ay ne büyük rahatlık aileden birilerinin yanında olması. Çok büyük hele rahatlık. Hele böyle hayat kurtarıcı anlarda, işin gücün acil bir şeyin çıktığında. Böyle böyle bütün tepsiyi dolduruyorsun. Zaten evet. yağlı yumuşak bir hamur. O yüzden şekil vermek pek zor olmuyor. Evet. İrmikten dolayı da ve yumurtadan dolayı da rengi iyice böyle sarı sarı oldu hamurun. Böyle yapıp fırına atacağız. Fırına evet. atmadan önce üstüne bir şey sürüyor musun? Hiçbir şey sürmüyoruz. Yok. Fırına atıyoruz. Çıkınca da
şeyin hazırlamış olalım. Zabne peyniriyle krem şanti. Krem şantisini. Onu nereye sürüyorsun? Üstüne mi? Nasıl oluyor? Normalde bu böyle batırılıp o sosla yeniyor. Biz ona başka bir sos yapacağız şimdi işte. Evet. Labneyle. Hadi bakalım. Tepsimizi dolduralım, fırına gitsin, ardından sosumuzu hazırlayacağız. Kerebiç tatlımız hazır efendim. Hemen fırına atalım şöyle. Fırınımızı açayım bir yandan. 180 derece ideal galiba değil mi? Evet. Yarım saatte pişer mi? 20 dakika. 20 dakika? Yarım saat sürmez bile diyorsun. Hızlı pişiyor. Şey olmayacak, koyu olmayacak yani. Tamam. Biraz beyaz. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Önce krem şantisini yapıyoruz. Bir paket krem şanti. Tamam. Bir çay bardağı süt koyuyoruz. Normalde bir pakete bir su bardağı koyulur ama biz biraz daha koyu kıvam istiyoruz herhalde, evet. Ondan değil mi? Robotumuzu şuradan hemen şeyimizi çıkartayım. Çok pardon. Değil mi? Bunu yapmamız gerekecek. Evet, mikserle. Şöyle yapalım. Bu köpürttükten sonra labne peynirini ilave ediyoruz. Tamam. Önce bunu köpürtelim. Evet. Şimdi hemen labnemizi alalım dolaptan. Şöyle şuradan alıyorum. Bir bütün paketi ekleyeceğiz sanırım, evet. Değil mi? Şöyle yapalım. Kaşığımı da alayım. Tamamdır. Şimdi tekrar bununla bir tur daha çırpacağız sanırım. Evet. Artık bu bunun güzel bir sosu olacak. Bir şey diyeceğim, bu sos aynı zamanda böyle işte cupcake gibi güzel böyle pastalarınızın arasında bir, evet, sürebileceğiniz çok güzel bir aslında sos tarifi. Hem pratik, çok böyle elimizin altında olan malzemeler, hem de böyle geleneksel yöresel bir tatlıyı bile bir anda değiştirecek, evet, bir, evet, sos tarifi oldu. O zaman şimdi tatlımız pişsin, sosumuz zaten hazır, sunumda artık ikisini birleştireceğiz. Biz de